yıl İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılı. Vatan ve millet sevgisinin, hürriyet aşkının en güzel örneği olan İstiklal Marşımızı bizlere armağan eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle anıyoruz. Bayrağımız ve onun özgürlüğünü ölümsüzleştiren İstiklal Marşımız, milletimizin ruhunu, tarihini ve ideallerini yansıtan en önemli değerlerimizdendir. İstiklal Marşı'nı sevmek, ülkemizi sevmektir. İstiklal Marşı'nı coşkuyla söylemek, ülkemize sahip çıkmaktır. İstiklal Marşı'nın kıymetini bilerek okumak, bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. Bağımsızlığımıza sahip çıkmak, onurumuza sahip çıkmaktır. İşte mücadele günlerimizin göstergesi, kahramanlık destanımız, heybetli kimliğimiz, yurtseverlik ve özgürlük aşkımız, İstiklal Marşı ve Çanakkale şehitleri gibi milletimizin yüreğinden çıkıp onun acılarını, umutlarını, kararlılığını hayal ile yoktur alışverişim, her ne demişsem görüp de söylemişim diyerek adeta kalbimize kazıyan Mehmet Akif Ersoy, gerçek bir aydın olmasının gereklerini harfiyen yerine getirmiş, sorumluluğunun gereğine uygun, şerefli, haysiyetli bir yaşam sürmüştür. İstiklal Marşı'nı anlayabilmek için Mehmet Akif Ersoy'u iyi bilmek, onun bütün yönleriyle şahsında topladığı milli mücadele ruhunu yakından tanımak ve bu ruhu hakkı ile hissetmek gerekir. Peki kimdir Mehmet Akif Ersoy? Milli bir şair, ideal bir öğretmen, branşına hakim bir veteriner, cesur bir gazeteci, Kurtuluş Savaşı'nda iyi bir asker, Türk gencine ufuk çizen fikir ve aksiyon adamı, bir politikacı, bir gönül insanı, hayatı vatan hasretiyle biten ve vefa beklediği gözlerden cefa gören bir gariptir o. Hayata veda edeceği anda, "Hocam kalk bir İstiklal Marşı daha yaz ki kıymetini anlasınlar" diyen talebesine, "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" diyen koca bir vatanperverdir o. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Şanlı bayrak göklerden, İstiklal Marşımız dillerden, vatan sevgisi yüreğimizden sonsuza dek silinmesin. İstiklal Marşımızın 100. yılı kutlu olsun.